Russell Westbrook kullanıyor, Kyrie Irving kullanıyor, Chris Paul kullanıyor. Hatta bu sezonki Phoenix-Dallas playoff serisinde Jalen Brunson'a kullandıktan sonra bir de tweet attı. Sham God. Hareketini Sham God'ın önünde denedim. Hashtag saygı. Tepkilerin gelmesi uzun sürmedi. Eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic sanırım o Belgrad'da dedi. Karadağlı Nikola Vucevic de taklitçiler sayılmaz diye yanıtladı. Neden mi söz ediyorum? The Sham God Move. Sham God hareketi. 1976 yılında Brooklyn'da doğan God Sham God bir sokak efsanesiydi. 1997'de Wizards onu ikinci turda draft etti. Ama 20 maç oynadıktan sonra Polonya, Çin, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Hırvatistan'da kariyerine devam etti. Şu anda da Mavericks'in oyuncu geliştirme koçu olarak çalışıyor. Ondan oradaydı. Amerikalılar söz konusu harekete Sham God Move derler çünkü ilk o yaparken görmüşlerdi. Bogdanovic ve Vucevic ise bu hareketi yıllardır Avrupa'da yapan bir oyuncu var diye itiraz ettiler. Gerçi onlar söylediklerinde doğru olsalar da biraz daha yaşını almış eski Yugoslavya'nın yıldızlarından biri bu tweet'i görseydi şu cevabı verebilirdi. Bu hareketin mucidi Danko Vietisanin ve haklı olurdu. Vietisanin God Sham God'dan 13 yıl önce doğdu. Vietisanin'in bu hareketi yaptığı görüntüler var. 1986 yılında Simona Zagreb formasıyla mesela. Yani Sham God henüz 10 yaşındayken bu hareketi kullanan biri vardı. Ancak Bogdan ve Vucevic'in sözüne ettiği yıldız kadar sıkça ve etkili kullanmıyordu. Hareketin Avrupa'daki adı El Latigo, yani kırbaç. Bu hareket Amerikalılara God Sham God demekse Avrupalı basketbol severlere o demek. Bugün bir zamanlar Avrupa'da Body Bond, Beyaz Magic, By MVP, Tanrı lakaplarıyla tanınan bir Yugoslav efsanesi. Çoğu kişiye göre Diamantidis, Namoski gibi NBA'ye hayır demiş oyuncular arasında bir numara o. Birçok hareketlerinden birisi de kırbaçtı. Kırbaç ustası Dejan Bodiroga. Bir zamanlar Avrupa. Dejan Bodiroga 2 Mart 1973'te Vojvodina bölgesinin Kelk kasabasında doğdu. Nüfusu 3000 olan bu köyün herhalde suyunda bir şey var çünkü dünyaca ünlü voleybolcu Vladimir ve Nikola Grbic kardeşler de bu köyde doğmuştu. Babası Vasco ve annesi Milka'nın iki oğulları Dejan ve Zeliko basketbolun Mozart'ı ile akrabalar. Evet, Drazen Petrović. İlginç değil mi? Petrović'in baba tarafından dedesi ve Vaso'nun anneannesi kardeşler. Yani Drazen ve Dejan ikinci derece kuzenler. Genlere bakar mısınız? Bodiroga basketbola 13 yaşında Zarenyan'in Masinats takımının seçmelerine katıldı. Ve tabii ki seçildi. 15 yaşına girdiğinde boyu 2.05 olmuştu. A takım koçu eski milli oyuncu Miodrag Nikolić onu A takıma aldı. 17 yaşında özel bir turnuvada Zadar'a 32 sayı atınca eski Hırvat efsanesi Krešo Kosić'in de dikkatini çekti. Brigham Young Üniversitesi'nde bir süper yıldız olan Kosić'in forması da orada emekliye ayrılmıştı. Ve daha sonra NBA draftinde 2 yıl arka arkaya seçilen Kosić, 5 pozisyonu birden oynayabilen bir yıldızdı. Bu potansiyeli de genç Bodiroga'da gördü. Ailesini ikna edip Zadar'a transfer olmasını sağladı. Zadar'da Kosić'in kanatları altında Bodiroga birçok özelliğini keşfetti. Ancak iç savaş kapıya dayanmıştı.
Kosić genç Bodiroga'ya Yugoslavya dışında bir takım bulmak için kolları sıvadı. AEK ve Olympiakos ona kontrat teklif ettiler ama onun Yunan pasaportu almasını da istediler. Bodiroga bunu kabul etmeyince o transferler gerçekleşmedi. Trieste'ye sonunda transfer oldu. Trieste koçu Bogdan Tanjević 18 yaşındaki bir oyuncuyu takımın iki yabancısından biri olarak transfer etme konusunda hiç de kolay ikna olmadı. Kosić, Bodiroga'nın abisi Zeliko ve Nedeljko Ostarčević Amerika'ya taşınmış eski bir Zadarlı oyuncu Trieste'ye gidip Tanjević'i ikna ettiler. Trieste'de ilk sezonu 21.3 sayı ortalamasıyla oynadı ve ikinci sezonunda da İtalya Ligi All-Star maçına seçildi. O zaman İtalya Ligi'nde NBA yıldızları cirit atıyordu. 1994 yılında Trieste kulübünün sahibi Beppi Stefano Milano basketbolunun sponsoru oldu ve Trieste'den koç Tanjević, Bodiroga, Gregor Fuchka, Nando Gentile, Alessandro De Paul gibi isimleri Milano'ya götürdü. Stefano ile Bodiroga ilki Trieste'de olmak üzere önce PAOK'a, sonra Alba Berlin'e ve en son olarak da Efes Pilsen'e ard arda 3 Koraç Kupası finali kaybetti. Bodiroga Stefano ile 4 sezon oynadı. Tanjević'in Kosić'ten sonra belki de kariyerindeki en önemli isim olduğunu söyleyebiliriz. Artık kesinlikle Avrupa'nın en iyi oyuncularından biriydi. 1996 Koraç Kupası'nı Efes Pilsen kaldırırken süper bir kadrosu olan Milano'nun o final serisi Bodiroga için Milano kariyerindeki en büyük hayal kırıklığıydı. Ama iki sezonda Milano'da bir İtalyan Ligi şampiyonu, bir de İtalyan Kupası kazandı ve 1996 İtalya Ligi All-Star maçında yer aldı. 1995 NBA draftinde Sacramento Kings tarafından 51. sırada seçildi. Ancak rolünün net olarak belirlenememesinin ardından Avrupa'da devam etti. Bir yıl sonra Kings diğer bir Sırp, Predrag Stojakovic'i ilk turda seçti. Milano'da oynadığı iki sezonun ardından Real Madrid'e transfer oldu ve Željko Obradović'le ilk kez kulüp bazında çalıştı. Madrid'le 1997 Saporta Kupası'nı kazandı. 1997 ve 98 ACB All-Star maçlarına seçildi. 1998'de ayrıca Yugoslav yılın sporcusu seçilmişti. 1997-98 sezonu ACB Ligi MVP'si ve daha nice ödüller. Ancak bu kadar transferin ve başarının ardından Bodiroga'nın hala evim diyebileceği bir kulüp bulamamıştı. 1998 yazında Bodiroga Panathinaikos'la anlaştı. 1999'da Koç Obra'yla tekrar bu kez Panathinaikos'ta buluşacaktı. Bodiroga Panathinaikos formasını 4 sezon giydi. 2 kez EuroLeague Final Four, 1 kez de SuproLeague Final Four'u oynadı. 2 kez EuroLeague şampiyonluğu yaşadı, 1 SuproLeague finali gördü. 2 kez EuroLeague'de Final Four'un MVP'si seçildi. 1 kez de EuroLeague Final Four en skorer oyuncusu oldu. Özellikle ikinci final yani 2002 şampiyonluğu Türk basketbolu açısından da gurur vericiydi. Çünkü İbrahim Kutluay da Panathinaikos forması giyiyordu ve final maçında Bodiroga 21 sayı 9 rebound 2 top çalmayla oynarken İbo 22 sayıyla maçın en skorer ismi olmuştu. Böylece İbrahim Kutluay EuroLeague şampiyonu olan ilk Türk olmayı da başardı. Kaybedilen SuproLeague finalinde de Maccabi'ye karşı Bodiroga 27 sayı ve 8 reboundla kendinden bekleneni fazlasıyla vermişti. Panathinaikos 2000 ve 2001 yıllarında Yunan Ligi şampiyonu oldu. Olympiakos galibiyetlerinden sonra Panathinaikos formasını öpmesi ve tabii ki performansı ona yeşiller taraftarının kalbinde ayrı bir yer edindi. Inspector Blaze adındaki rock grubu onun için bir şarkı yaptı. Sex, Droga, Bodiroga. Sex, Droga, Bodiroga. Sex, Droga, Bodiroga.
1969 yılında o zamanların ünlü bir psikolog ve ruh bilimcisi Timothy Leary, Playboy dergisine verdiği bir röportajda Amerikan karşı kültürünün seks, uyuşturucu ve rock and roll müziği olduğunu açıklamıştı. 1977 yılında punk rock'ın ilk isimlerinden Ian Drury ve Blockheads grubu bunu şarkı yapmıştı. Inspector Blase ise bu şarkıdan esinlenerek Seks, Uyuşturucu ve Bodiroga şarkısına imza attı. Esasında Bodiroga şarkıdan hiç mutlu değildi. Özellikle de biz bir tanrıya inanırız, o da Bodiroga sözleri onu çok rahatsız etmişti. Çünkü Ortodoks Hristiyan ve dindar olan yıldız oyuncuyu bu sözler rahatsız ediyordu. Ancak Bodiroga sadece 4 sezon oynamasına rağmen Panathinaikos tarihinin en sevilen oyuncularından biri, hatta belki de en sevileni olmuştu. 2002 yazında Bodiroga şok bir şekilde Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona'yla bir Euroleague'i yine Final Four MVP'si, bir de sayı kralı oldu. İki de ACB Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2003'te ayrıca İspanya Kupası'nı ve 2004'te de Süper Kupa'yı kazandı. Artık Bodiroga demek şampiyonluk veya kupa demekti. İtalya, Yunanistan ve ACB gibi Avrupa'nın en güçlü 3 ligine de damga vurdu ve 3'ünde de şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. 13 Temmuz 2003 tarihinde Bodiroga Sırp model Ivana Medic ile evlendi ve 3 Temmuz 2004'te de oğulları Nikola dünyaya geldi. 2005 yılında tekrar İtalya'ya geri döndü ve Roma ile anlaştı. Ve 2007 yılına kadar da, yani basketbolu bırakana kadar orada oynadı. Bodiroga'nın kulüp başarısı kadar Sırbistan milli takımıyla oynadığı dönemlerdeki başarıları da onu Euroleague efsanelerine ve 2000-2010 Euroleague'in 10 yıllık en iyi 5 listesine taşımaya yeterli oldu. 1995, 97 ve 2001 milli takımla Avrupa şampiyonu oldu. 1998 ve 2002 FIBA World Cup'ları kazandı ve final MVP'si olmayı başardı. 1999 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı. 1996 Olimpiyatlarında gümüş madalya kazandı. Bodiroga Kings'e evet deseydi NBA'de ne kadar başarılı olurdu. Kendisinden sonra Kings'in draft ettiği Stojakovic benzeri bir kariyer edinir miydi? Buna cevabı biraz 1996 Atlanta Olimpiyatları finali ve 2002 FIBA Dünya Şampiyonası Team USA'ya karşı oynadığı iki resmi maçta belki bulabiliriz. 1996 Team USA ikinci rüya takımdı. Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Chris Mullin ve Christian Leitner yoktu. Ama onların yerine Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Grant Hill, Gary Payton, Penny Hardaway, Reggie Miller ve Mitch Richmond vardı. Team USA maçı 95-69 kazandı ve altın madalyayı aldı. Ancak Yugoslavya ilk yarının bitimine 9 dakika 46 saniye kala 23-16 öndeydi. Ve maçın bitimine 14 dakika 3 saniye kala skor 51-50 Team USA'ydı. Maçın kaderi bitime 15 dakika 40 saniye kala Vlade Divac'ın 5 faulle oyun dışı kalması oldu. David Robinson'ı durdurabilecek bir pivot olmayınca Team USA bir anda farka koştu. Başta Predrag Danilović olmak üzere Yugoslavya toplam 17 serbest atış kaçırdı. İnanılır gibi değil. Bodiroga maçı 13 sayı 5 reboundla tamamladı ve geçer bir not aldı. İkinci maç 2002 FIBA Dünya Şampiyonası'ydı ve Yugoslavya maçı 81-78 kazanırken Bodiroga 9 sayı, 6 rebound ve 2 asistle oynadı. Şimdi NBA'deki atletizm ve çabukluk karşısında tabii ki zorlanacaktı ama zekası ve çeşitli hücum silahları, eşleşme avantajlarını kullanması, oyuna ve tempoya alıştıkça bunun üstesinden
ne kadar gelebileceğini ama mutlaka ilerleyeceğini gösteriyordu. Bence esas soru bu. Sonuçta ne Luka Doncic ne de Nikola Jokic gibi iki NBA süper yıldızı NBA seviyesinde atletizme sahip değiller. Sonuçta ama kazanan Avrupa basketbolu ve EuroLeague oldu. Avrupa'da 4 kupa kaldı. Oynadığı en güçlü yerel liglerde 6 kez şampiyonluk, 3 kez kupa sevinci yaşadı. 12 kez MVP ödülünü kazandı. Yugoslavya formasıyla 5 altın, 1 gümüş ve 1 de bronz madalyayı boynuna astı. Bugün bir zamanlar Avrupa'da Dejan Bodiroga'yı anlattım. Bond, body bond. Bir zamanlar Avrupa.